Ergündüler, altın fırsat. İçeriye baktığımızda küresel denklemlerde parayı anlatan kimse yok. Büyük bir kısırlık var. Oysa yeryüzünde şu an yaşanan savaş para için. Her zaman olduğu gibi dolar çıkarken de inerken de anlamlı yorum bulamıyoruz. Paralar arasındaki savaşı anlatan ve kimin galip geleceğini aktaran da yok. Ama dışarıda bunlar konuşuluyor. Akıllıca ve ikna edici bir şekilde. Yazboza konuk etmiştik. Çok önemli bir para sihirbazı vardı. Ona kulak verelim. Ne dediğini merak ediyordum. Özellikle para oyunlarındaki final sahnesi neydi? Bunu bilecek birkaç kişiden biriydi. Amerikan derin devletinin piyasalardaki oyuncusuydu sonuçta. Hem de çok büyük oyuncu. Yazdıklarını soru cevaba dönüştürdüm. Bakalım ikna olacak mısınız? Dünya piyasalarında neler oluyor? Neye inanacağımızı şaşırdık. Ne yapmak gerekir? Standart Poor's ne derse herkes inanıyor. İnanmayanlar da zorlanıyor. Aslında gerçeği bilseler olacakları çok daha çabuk yakalarlar. Açar mısın biraz? Ekonomik düzen birkaç oyuncu tarafından yönetilir. Kredi derecelendirme kuruluşları doları güçlendirmek için varlar. Şimdi onlar insanları dolar almaya yönlendiriyorlar. Doların güvenli liman olduğunu pompalıyorlar ama gelecekte değerli olacak altındır. Altın çok kazandıracaktır. E, Trump'ın gelmesi nasıl etkileyecek? 8 Kasım'dan sonra yeni düzen için start verildi. Trump kesinlikle ve kesinlikle dengenin bir ucuna Putin'i koyacak. Muhalif bazı şirketlere fatura ödetecek. Hillary gelse daha beterini yapacaktı. Mesela ben yaşamazdım herhalde. Dolar peki ne olacak? altın kazandıracak bu net. Amerika dolar konusunda dünyanın en borçlu ülkesi. Şu anda dünyada dolar çok yüksek. Karşılığı olmayan bir yüksekliğe çıktı. Bunun bu seviyede kalmasının Amerika'ya da bir faydası yok. Dolar değerlendikçe kullanım alanı zayıflar. Şirketler ilk olarak değerli dolar yerine daha istikrarlı bir para birimini seçer. Yani Şirketler ve oyuncular başka paraya yönelir. Bu da euro olur. Çok güçlü bir euro içinde Avrupa sessiz kalmaz. O nedenle dolar zirveyi gördü. Ancak altın çok aşağılarda seyrediyor. Altına yatırım yapan kazanacak. Bunu zaman içinde göreceğiz. Nasıl emin olabiliyorsunuz bu kadar? Kolay. Nasıl? Birçok ülke yükselen dolar stoğunu altınla değiştirmeye başladı uzun zamandır dengeler değişiyor. Unutma, ülkeler zaratmaz. Özellikle Britanya, Britanya'da doların yükselmesine ne yol açtı? Brexit süreci. Dolar aldı başına gitti. Peki sonra ne oldu? İngiltere dolarını en yüksek rakamdan bozdurdu. Altına geçti. Brexit çok bilinçli bir hareketti. Dolar gitti, altın geldi. Kazanan İngiltere oldu. Bu sadece İngiltere ile sınırlı değildi. Rusya da bunu yaptı, Çin de. Hatta Çin aldığı altınların önemli bir bölümünü Londra'ya yolladı. E siz Rusya'ya neden özel önem veriyorsunuz? E kazanacak da ondan. E nasıl peki? Ben de Rus devlet tahvillerine yöneldim, hiç korkmadan çekinmeden. Petrolün varili 24 dolara kadar düştü, çıkacağını biliyordum. 32 doları gördüğü an ilk işaret geldi diye düşündüm. Çok daha fazla yükselecek. E neden yükselecek? Çünkü petrol dengesi artık Rusya'nın lehine olmak zorunda. Rusya'nın yemeğini elinden alırsanız, pirinç ambarını patlatır. Bu sefer herkes aç kalır. Ruble gerçek değerini bulacak, Rusya'ya yatırım yapan gelecekte kazanacak. Çok hem de. Ya Çin? Çin'in parası değer kaybetmeye devam edecek, düşmek zorunda. Bu Çin'e olan ilgiyi daha da artıracak. 2005 yılından bu yana en güçlü para birimiydi neredeyse. Çünkü düşük seviyedeki doların karşısına Çin'in parası konuldu. Şimdi hızla değer kaybedecek. Çin buna hazırlıklı, Çince'nin dünyada en çok öğrenilmek istenen dillerden biri olması da Çin'in gelecekte güçlü olacağının göstergesi. Ancak Çin'in Amerika'ya bağlı yapısı da onlar için tek eksi. Bu da kontrolünü kolaylaştırıyor. Ya Orta Doğu Çin, Orta Doğu'da ve özellikle Rusya'ya yakın bölgelerde olmak zorunda. Bu kendi güvenliğini sağlamak için şart. Çünkü Orta Doğu'da olmayan hiçbir ülke yaşamak için kan bulamayacak. Geçmiş yüzyıllarda da Orta Doğu'da güçlü olan dünyada güçlü oluyordu. Bu değişmedi. Amerika da Rusya ile karşı karşıya gelemeyecek kadar akıllıdır. Rusya'yı tökezletmek için adımlar attılar. Hatta komşularını bile karıştırdılar. Sonuçta başarılı olamadılar. Rusya ile ortaklık yaparak Orta Doğu'yu şekillendirmek isteyecekler. İki ülkenin de başka çaresi yok. Obama döneminde yaşanan mücadele yerini işbirliğine bırakacak. Dünyayı bunlar şekillendirecek. Şimdi paradan çıkıp siyasete girelim. Başka bir kanaldan yine soru cevapla. Gülen CIA ya yakınlaşması için ne söylersiniz? CIA'de bir söz vardır. Amerika istihbaratında gülen gözler denir. Bu Graham Fuller'ın büyüttüğü gülen hareketinin istihbarat faaliyetidir. Fuller mı çok etkiliydi yani? Graham Fuller 1982-86 yılları arasında Afganistan veya Pakistan'da görev yaparken gün aşırı Gülen'i arar ve atacağı adımları söylerdi. Fuller, Gülen hareketinin en önemli noktasında bulunan isimdi. CIA onu Gülen nedeniyle çok destekledi. Yükselişi de Gülen hareketi sayesinde oldu. Afganistan'da Amerika'nın giremediği her noktaya Gülen hareketine bağlı İslami maskeli kişilerle giren Fuller, Sovyetler Birliği'ne karşı savaşı bu sayede organize etti. Hareketin merkeziydi yani. Fuller, Gülen Hareketi üyelerinin İslami yüzünü kullanarak Sovyetlere Afganistan'da en ağır yenilgisini tattırdı. İşte Fuller da Gülen Hareketi'nin başarılarıyla yükseldi. Hatta bir dönem CIA direktörlüğü için bile adı geçti. Ancak o bunu istemedi. Çünkü hareketin gücü en üst seviyeye ulaşmamıştı. Eğer Türkiye'deki darbe girişimi başarılı olsaydı, Fuller, Hillary Clinton'ın ekibinde çok önemli bir görev alacaktı. E tek kişi nasıl bu kadar yol aldı? Kimse önüne çıkmadı mı? Çıktı. E kim peki? Fuller bütün bu işleri yaparken İslami yapıya ters olan FBI'da boş durmadı. Bastın saldırılarıyla hiç ilgisi olmayan Tsarnaev kardeşler ortaya attı. Fuller bağlantıları nedeniyle hiçbir ilgisi yoktu çocukların bu olayla. Amcaları Fuller'ın kızıyla evliydi bir zamanlar. Bu bağı canlı kılmak için FBI devreye girdi. Bastın saldırısı Fuller'a dur diyen ilk hamleydi. FBI, CIA'ya bir darbe vurdu. Çünkü Fuller'ın yakın tanıdıkları isim olan bu kardeşler FBI hamlesinin en önemli noktasında yer aldı. Fuller yenileceğini orada gördü. E, Gülen'e destek veren Fuller'ın Beyaz Saray'daki gücü nasıldı? Fuller Beyaz Saray'da da sevilmez. Obama, Gülen'e yakın olan herkese bir noktadan sonra uzak durmayı tercih etti. Neden? Bunda elbette Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'ın hazırladığı raporun etkisi vardı. E, raporda ne vardı? Risen raporunda Gülen hareketi ve Fula'nın Amerikan çıkarlarının dışına çıktığı belgelendi. Ülkenin gelecek planlarını da değiştirmek için çalıştığını isimlerle ve olaylarla kanıtladı. Bu rapor sonrası Obama, Gülen'in Türkiye'ye verilmesini istedi. Ancak bu kez de devreye sessiz bir şekilde Joe Biden girdi. Biden, Obama'dan daha güçlüdür. Obama'nın aldığı bazı kararlar Biden tarafından değiştirildi. Obama bunu bilerek başkan olduğu için sessiz kaldı. Türkiye kendi içinde büyük sancılar yaşarken Amerika'da da sular hiç durulmadı özellikle Gülen konusunda. İleride taşlar yerine oturunca bilinmedik pek çok şey ortaya çıkacak. Gülen için düşülen not önemlidir. CIA'in objektifinden İslam'a bakar. Gülen Oslo'dan sonra Erdoğan'ın ve Türkiye'nin karşısına dikildi. Bunu iyi anlamak lazım. Hatta Oslo'da yer alan isimlere daha sonra bir saldırı düzenlendi. 7 Şubat krizi buydu. Oslo'nun arkasında İngilizler vardı. Zaten Oslo'yu sızdıranlar ve yayanlar Londra merkezliydi. Buna bakıldığı zaman kavganın tarafları net olarak görülür. Ama Oslo'dan sonra Ankara saldırı altındaydı. Milat Oslo'daki o görüşmelerdi. Ergündüler Takvim